bir takımın taraftarları stadyum için miting yapıyor. Karşıyaka taraftarları 265 haftayı aşkın süredir stadını bekliyor. Biz de bu hasret sona ersin diye burada bir araya geldik. Destek olmalı ve Karşıyaka artık stadını geri almalı. Sizlere de bunun için büyük iş düşüyor. İnşallah hep beraber bunu başaracağız. Teşekkür ediyorum. Kırıklığını ve öfkeyi dile getirmek istiyorum biraz. Kulübümüzün stadyumu yıkıldı ve ne yazık ki yıllar geçmesine rağmen yerine bir türlü yeni bir tesis yapılmıyor. Artık bu duruma sessiz kalmak mümkün değil. Yıllardır bekliyoruz. Umutla gelecek günleri hayal ederek sabırla bekliyoruz. Ancak sabrımız tükeniyor. O eski heyecanını, yerini, yıkıntılar ve umutsuzluk almış durumda. Yıllarca emek verdiğimiz, ter döktüğümüz, ruhumuzu kattığımız bu alanı geri istiyoruz. Sadece bir spor tesisi değil, aynı zamanda bir topluluk merkezi olan stadyumumuzun yeniden inşa edilmesi için yetkililerden ve ilgili mercilerden bir an önce adım atmalarını talep ediyoruz. Konuşmalara çok alışık değilim ama görüyorum ki Karşıyaka'nın bu stada, bu komplekse çok ihtiyacı var. Ve buradan şunu anlıyorum ki bu haklı bir isyandır, haklı bir direniştir. Karşıyaka stadını istiyor. Hep beraber birlikte bunu başaracağız. Herkesin ayağına sağlık. Teşekkür ederim. Güzel günler, razı el olur. Bu gece güzel. Sen o günleri unuttun sabah. Karşıya kalınca o bize yeter. Şampiyonlar, şampiyonlar. Eylesin dursun, sevine dursun. Sin sin sin, kasi kasi ka. Kan kan kan, sin sin sin, kasi kasi ka. Sevgili Karşıyakalılar, şuradan girerken içim burkuldu. Çünkü bu stadın açılışı 31 Ekim 1939'da Altay Karşıyaka maçıyla açıldı ve müzede Karşıyakalı o zamanki foto muhabirleri ve fotoğrafçıları bir albüm yaparak müzeye hediye ettiler. Vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy diyor ki, gel yıkalım desen Süleymaniye'yi, İki kazma, iki kürek, iki de ırgat gerek. Gel yapalım yeniden desen bir Mimar Sinan, bir de Sultan Süleyman gerek. Bu stadı yapan adamlar, yıkan adamlar. Bunun altına kim imza attıysa Karşıyaka Spor Kulübü'ne bu vebali getirip yapmaları lazım. Buradan 6 tane şampiyonluk çıktı. Şimdi klavyeciler der ki neden 6 tane çıktı? 1951-52, 1957-58, 1969-70, 86-87, 91-92, 94-95. Bir de arada haksızlığa uğradığımız bir şampiyonluk var. O adamların, o hayatta olmayanların ruhları burada geziniyor bu gece. Bakmayın buralara düştüğümüze. Şimdi düşenler de var. İşte hepsi geliyorlar. Maksat ayakta kalmak. Biz bu badireleri çok atlattık. Ben şimdi burada dünya şampiyonu Muharrem Candaş'ın yaşadığı salonu yıktık. Hesap sorarız. Zorunu düşünmeden biz bu yoldayız. Öncelikle bu mübarek ayda herkesin Ramazan ayını hayırlara vesile olsun diyoruz. Allah bereket versin diyoruz mübarek Ramazan ayda. Bugün burada bizi yalnız bırakmayan Sayın Siyasi Büyükşehir Belediye Başkan Adaylarımız, Karşıyaka Belediye Başkan Adaylarımız, değerli Karşıyaka Spor Yönetimine, Başkanına, Divan Kurulumuza ve Cefakar Büyük Karşıyaka
Hepiniz hoş geldiniz. İşte Karşıyakalılar. Konuşmamızın başında bu stadın bugünlere nasıl geldiğini sizlere kısa bir şekilde özetlemek isteriz. Karşıyaka Spor Kulübü 1912 yılında kurulduktan tam 19 yıl sonra 1931 yılında bu alana ilk kazıklar çakarak Karşıyaka Belediyesi tarafından Karşıyaka Spor Kulübü'ne tahsis edilmiştir. Böyle tarihe mal olmuş bir stadın yerinde şimdi maalesef bu mezbelelik vardı. Bu durum bizim çok ağrımıza giriyor. Bu yüzden bugün buradayız. Enteresan bir tesadüfü de sizlere anlatmak isteriz. 1947 yılında kulübümüzün maddi darboğaz girdiği dönemlerde şimdi tam burada büyük Karşıyaka taraftarları tekrar toplanıp Karşıyaka Spor Kulübü adına çeşitli imkanları toplayıp Karşıyaka Spor Kulübümüzün devamlılığını sağlamıştır. Yani taraftar her zaman olduğu gibi